Herkese merhaba. Bugün 18 Aralık 2017. Hayatımız Proje, Proje Üniversitesi'nin El Kitabı adlı kitabımızdan bölümler okumaya devam ediyoruz. Bugün sizinle PMP sınavı ile ilgili yine ipuçları paylaşacağım. Ve bugün paylaşacağım ipuçları ikinci bölüme ait ipuçları olacak. Sınavınız için bunlar gerekli olacak. Burada paylaşacağım ipuçları PMBak 5 için geçerli. Hatta PMBak 6 için de geçerli olacak. Eğer daha sonra üzerine eklemem gereken şeyler olursa bu iç uçları ile ilgili sonraki videolarda yine paylaşmaya devam edeceğim. Savaş Bey ile birlikte kaleme aldığımız kitabımızda 2.1.5'te PMP sınavı için ipuçları var. Bunun için önce kendimi birazcık şöyle sol alt köşeye çekeyim. Bakınız ne diyor? Organizasyon yapılarının projenin başarısı üzerinde etkili olduğunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Bir projenin başarısı için şirketin içinde bulunduğu organizasyon yapısını anlamak önemlidir. Fonksiyonel organizasyondan proje bazlı organizasyona doğru geçildikçe kurum içinde proje yönetimine verilen önem artmakta olduğunu anlarız. Sınavda da buna dikkat. Fonksiyonel yapıda kaldığınızı dair ifadeler varsa bu proje yönetimine henüz yeterince önem verilmediğini, proje bazlı doğru ilerledikçe daha fazla önem verildiğini anlamak lazım. PMP sınav için şunu kabul etmek gerekiyor. Proje yöneticilerinin yetkileri dengeli maddesi organizasyondan itibaren bir projeyi metoda uygun yönetecek düzeye gelebilir. Eğer daha zayıf matris veya fonksiyonel bir yapıdaysanız yetkileriniz olmayacağı için projeyi yönetmek de mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede projenin başarısızlığından da projesi sorumlu tutulamaz. Pek çok kez dile getirdim. Yine bu ipuçların içinde paylaşmak istedim. Fonksiyonel organizasyon yapısı proje yönetimine en uzak organizasyon yapısıdır. Proje yönetimi kurallarının işlemediği bir organizasyon yapısıdır. Şimdi buradaki ipucu için önceki videolarımı lütfen seyredin. Zayıf matris organizasyonda proje yöneticiliği yoktu. Onun yerine proje 3 nokta koyalım şuraya veya yine proje nokta nokta görevleri vardır. İşte bu görevler nelerdir? PMP sınavında bununla ilgili sorular gelir. Cevabı için ya kitabımızı satın alıyorsunuz ya da önceki videoları zayıf matrisle ilgili özellikle çektiğim videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Bir şirkette proje yönetimi uygulamaları şirketin yine 3 nokta koyayım. Bir şey organizasyon yapısına geçmesiyle başlar. İşte organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir gibi sorular gelebilir. Bunun için de yine videolarımı seyretmenizi tavsiye ediyorum. Evet, sınavda çok büyük ihtimalle çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Hangi organizasyon yapısında kaynak kullanımı en yüksek verimdedir? İşte burada yine 3 tane nokta koyayım ve nokta 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 organizasyon yapısındadır. Bu organizasyon yapıları hangileri? Yine önceki videolarda veya kitabımızda. Az önceki ifadenin tersi de sınavda çıkabilir. Bu sefer en verimsiz kaynak kullanımı aşağıdakilerden hangi organizasyon yapısındadır diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz. İşte o zaman bu 3 noktayı doldurmanız gerekecek. Evet, bir diğer ipucu proje bazlı organizasyon yapısında çalışanlar için evsiz ifadesi kullanılır. Homeless İngilizce'de. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, her proje için coğrafi olarak başka bir mekana gitmek zorunda kalabilirler. Özellikle inşaat sektöründe çalışan, şantiyelerde çalışan insanlar gibi veya bilgi işlemle alakalı projelerde çalışan insanlar gibi müşterinin yerine giderek hizmet vermek zorunda kalırlar. Bu evsiz olmaları, merkezi bir yerlerin olmaması anlamındadır. Bu birinci sebep. İkinci sebebi de önceki videolarda yine konuşmuştuk. İşte o ikinci sebebi de bir araştırın. Neden evsiz kalırlar? Yine ya kitabımızda ya da önceki videolarda bulabilirsiniz.
Evet, bu videoda paylaşacağım son ipucu, PMP sınavı soruları aksi belirtilmediği sürece sizin nokta 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 organizasyon yapısında olduğunuzu varsayar. Ya da kendinizi sınavda aksi belirtilmediği sürece bir organizasyon yapısı içinde olduğunuzu, işte 5 organizasyon yapısı var. Hangi organizasyon yapısı içinde olduğunuzu varsayacaksınız. Önceki videolarda yer alıyor. Bu organizasyon yapısına göre proje bütçesine müdahale edip edememeniz veya projede tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı çalıştığınız, yetkileriniz, proje yönetimi açısından insanlara sözünüzü geçirebilir misiniz, geçiremez misiniz? Artı bir çekirdek ekibiniz size destek vermeye hazır, sürekli yanınızda mı, değil mi gibi soruların cevapları işte bu organizasyon yapısıyla alakalıdır. Aslında bu ifade birkaç tane sorunun cevabını vermemizi kolaylaştırır. Bu soruların cevaplarını bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Mail adresim gokremtekir@projeyonetimi.com. Cep numaram 542-416-2972. gokremtekir.com veya projeyonetimi.com üzerinden bütün iletişimi gerçekleştirebiliriz. Bana Twitter'dan veya LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Projenize başarılar diliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.